Geldiler. Dur yavaş. Tamam, yeter, dur yavaş. Bırak. Dur. Geldiler. Aa, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Halime, merhaba. Nasılsın kızım? İyiyim. Babacığım, iyi misin artık? İyiyim kızım, iyiyim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Bir tanem. Ayla, nasılsın? Hoş geldiniz Şevket amca. Geçmiş olsun. Babacığım, iyisin. İyiyim, iyiyim. Eve döndüm ya, daha iyi. Uzadım tabii. Sen görmeyeli neler oldu. Mükemmel olmuşsun. Hoş geldiniz. Merhaba aileciğim. Neredeyse bana yaklaşmış. Evi gibi yok. En rahat bir yerde. Eve dönmek ne güzel. Zamanla daha da toparlanacaksın. Bir daha iyi olacağım. Gel bakayım sen. Gel bakayım, gel. Canım. Selma Hanım, telefonda verdiğiniz talimatlara göre Şevket Bey'in rejim yemeklerini hazırladım. Çok teşekkür Memlekete ederim. Memlekete döndük ama anlaşılan hala ağız tadıyla bir şey yiyemeyeceğiz. Aa, Şevket, anlaşmıştık ama aşk olsun. Bir gün için insana müsaade edilir artık ya. Ne sarsılmaz kaidelermiş bunlar böyle. Ameliyattan sonra böyle oldu. Bir süre kusuruna bakmayacağız artık. Ahmet, gazeteleri benim için biriktirdin mi? Tabii baba. Çalışma masanın üstüne tarih sırasına göre koydurdum. İyi. Talat Aydemir meselesi ne oldu? Hükümetle anlaşma yolunu tercih etti. Arkadaşlarıyla birlikte emekliye sevk edildiler. Ben hemen gazeteye gidiyorum. Yemekten sonra gitseydin. Aç değilim. Haberi açım ama. Kimse beni tutamaz. Boşuna uğraşmayın. Hadi hoşça kalın. Şevket Bey için gelen geçmiş olsun telgrafları. Teşekkür ederim Halime. Valizleri odaya götürür müsün? Sen aç, ben geliyorum. İçimizden biri hediyelerini merak ediyor olmalı. Hem de nasıl, çok merak ediyorum anneciğim. Hadi koş bakalım. Ayakta kaldın Aylacığım. Darbeciler emekliye sevk edilmiş. Tabii. İsmet İnönü hemen hükümeti kurmakla görevlendirilince genç subaylar öfkelendi. İçlerinden Aydemir gibilerin çıkacağı belliydi. İktidarı da sürdürürüz diye düşündüler. Seçimler milletin tepkisini gösterdi hattı zatında. Belki de bundan korktular. Seçim neticelerinden. Korkacak bir şey yok. Partililere ne yapmaları lazım geldiğini söylüyorlar zaten. İdamlar neler olacağı hakkında ipucu vermişti. Sanki bir linç girişimiydi. Bir yandan da mektup yazıp onları sakın asmayın diyenler olmuş. 14'lerin arasında değil mi? Bunu ben de duydum. Hatırla sevgilim, o mesaj.